şeyden önce bu fırsatı veren Azat Bey'e çok teşekkür ederim. Tacir Evren. Buraya hazır bulunan arkadaşlar, dostlar, Hafız'a ayrı ayrı teşekkür ederim. Çünkü burada kimse kimse yabancı değil. Hepimiz birbirimizi iyi tanırız. Biraz daha yaklaştırım. Tamam. Daha önce hiç seminer yapmamıştım. Yapmamın da sebebi, ben buna inanırım. İnsanoğlu bir bilgi sahibi ise, bir bildiği bir şeyler varsa bunu saklamasın, paylaşsın. Hemen baksan zaman zaman... Aleykümselam. Zaman zaman ben şey olur, bir yerden bir bilge söz okuram veya bir kısa hikaye okuram. Onu her zaman ne ederim ben? Aklımda tutmak için insanlardan paylaşarım onu. Hem bu şekilde insanlara faydam olur. O bilgiyi veya bir atasözü veya kısa bir bilgi veya bir ibret hikayesi, kısa bir hikaye duymuşsan, okumuşsan bir yerden, ben onu her zaman ne ederim? İnsanlara anlatmak isterim. Çünkü belki de hem benim aklımda kalır, hafızamdan çıkmaz bir daha. Artı insanlara da faydam olur. İnsanlar da faydalı aslında bundan. Bilginin sonu yok. Biraz adı böyle bilimsel gibi gelebilir size. Zaten bilimle hiç alakası yoktu. Bilgiden bahsedilir. Bilgi edinmek çok mühim bir şeydi hayatın insanında. Çünkü bilgi seni savunmak için bir silah oldu el oldu. Yani düşün, bir ev var ya da bir sayra var. Sayranın light'ı falan sakattı mı deserseniz, sen mutlaka onu savunmak için anlatacaksın. İşte light'ı sakattı, ondan bir kaza yaptı. Ya da evim su akıdır, yukarıdan bunu yapmadım, onu yapmadım. Onun için su akıdır. Ama baksan bazen bilgisiz kalır bazı yerlerde. Senin milli bir kazıya var veya bir dinine dokunan bazı şeyler olur. Bunu cevapsız kalsın, çünkü yeterli bilgi yok sende. Yeterli bilgi olunca sende, sen buna karşılık verecek misin? Cevap vermeyeceksin. Ben bir zamanlar mesela bundan kısa bir müddet önce bizim bir yerde çalışan bir arkadaş var, Hristiyandı. İslam dinine falan konu açıldı. Hemen başladı dedi, işte sizin dininiz kılıçtan başladı her şeye. Her şey katilden yani açılmış diye bir şey dedi. Sonra siz arvadları ağızsız, işte çiyesiz, cariyesiz, sebiyesiz bunlar dedi. Ya bilgim olmasaydı susacaktım. Herhalde ben de bakacaktım. Mantıklı geldi bana. Niş arvadı Allah parla. Ama bilgi olduğu için hemen dedim, ya arkadaş dedim, bu bugünün değil. İnsanlık tarih boyunca ha bu varmış. Her zaman savaş varmış. Savaşta ganimet var. Ganimetleri aldılar. Maldı, mülktü falan, fistandı. Kızlar, arvadılar, Allah parlar. Bu normal bir şey dedim. Hatta İkinci Dünya Savaşı'nda Berlin sukutlarında bir taraftan Rusya geldi Almanya'ya, bir taraftan Amerika geldi. 6 milyona fazla arvat ihtisap uğradı. Hamile bırakıldı. 6 milyon insan arvat. Eydi tamam dedim. Bu yapılınca normal bir şeydi. Yok, normal bir şey değil. Ama bu insanın, erkeğin doğasında var. Bunu yapacak yani. Bir erkek savaşa girip en azından bir aydı, 6 aydı savaşa girip bir şey görmekti. Herhalde bu garizasını gidermeye ihtiyacı var. Bunu biz İslam dini halallaştırmışız bunu. Al yani uzakini, bir kâbe, bir nikah kıy, arvad olsun, halal olsun. Ona neydi, zinadan daha iyiydi. Biraz üsküt oldu. Ondan sonra bundan evvel de aynı gene şey olmuş idi. Nozu açılmıştı. Musul'u kurtarma operasyonunda ben TRT'nin muhabiriydim, oradaydım. Bir İskoçyalı gazeteciyle bir İngiliz var yanımda. İngilizce çatpat bilirim, biraz konuşabilirim. İşte başlarda dediler, bu bölgede sürekli kan tökülür, sürekli insanlar ölürler falan fistan bilmem ne. Tamam dedim. 2017'ydi paket. Tamam dedim. 1980'den bugüne kadar 37 yıldır dedim. Ben bu bölgede savaş içinde yaşayan bir insanım dedim. 10 yaşından 30, 47, o zaman 47 yaşındayım. Tamam dedim. Nanca savaş oldu bu bölgede. Bilmem, ben sayım savaş dedim. Yemen, işte Suriye, Irak'tı, İran'dı, Kuveyt'ti, bilmem ne. Say toplam neçin milyon insan öldü? I don't know dedim. For example dedim. Örnek olarak dedim. 1 milyon öldü tamam. Yok fazla tamam 5. Belki tamam 10 olsun dedim. Siz dedim İkinci Dünya Savaşı'nda 5 ya 6 yıl içerisinde 65 milyon insan öldürdünüz. Biz katil, siz katil değilsiniz, biz katiliz. Yani maksadım burada neydi? Her zaman bilgi sahibi olmak çok iyi bir şey. İnsan bilgisi olsun her şeyde, her konuda. Akıllı insan her şeyden akıl fikir kazanan insandı. Çok özür dilerim, sözü meclis dışında akılsız insan hiçbir zaman akıl kazanmayan insanlardı. Onun için bir akıllıya sordu dedi, niş bunca akılsın dedi, çok ahmak insanın dersi almışım. Hiçbir zaman bilgisiz olmayak, her zaman düşünen, acaba ben nasıl bir duruma düşündüm, buna ne cevap veririm. Hiçbir zaman
Çok bilgi olmak da iyi bir şeydi aslında. Yani bir toplumda bana göre gerçek, hakiki aydın insan bir toplum için hiçbir zaman tehdit oluşturmaz. Cahil de oluşturmaz. %25'lik kültürlü olan insanlar, %25 okuyup biraz bilenler ki her şeyi bildiğini zanneden insanlar toplum için bir tehlikedir. Biraz okudu bildi ama her şeyi bilirim. Zaten her şeyi bilirim diyen insan bana göre en ahmak insandır sözüm çok affedersiniz. Çünkü mutlaka bilmediğimiz çok 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 şeyler var hayatta. Yani mesela düşün biz hayatımız boyunca diyelim ki mesela 100 yıl yaşasak. Bu 100 yılın günde 10 saatini okumaktan geçirsek inan dünyadaki belki bilgilerin %10'una sahip olsan yoksa olmasan. Bilmediğimiz çok çok şeyler var. Bilgin bir adama sordular dediler işte sen çok bilsen dedi bilmediklerim ayağım altında diz havuz başım arşa değer. Arapça bir söz var uşakken bunu okumuştum. Dedim ki her zaman bir şey bir bilgi bir söz bir şey hoşuma gelende hazem insanla paylaşım bunu. Hem insana faydalansın hem de aklımda hafızamda kal. Unutmam bir daha onu. Dedi Arapça bir diri Estenebülül farigatu takifu şamikaten benneme tenhanil mumteliyatü müminha. Dolu başak, dolu sümbül eğilir, mütevazı olur. Boşlar dik durur. Her zaman kimi gördü böyle dik durup da hava atır, ben bilen falan fistan dediğim kim? %25, toplumun %25'i. Bu %25 kültür çok affedersiniz. Toplum bence %90'ını oluşturan bir kesimdi bu. Her şeyi bildiğini zanneden insan gerçekten tam ahmaklığın zirvesine oturmuş bir adamdı. Onun için bazı şeyler var. Marak etmek, mezze araştırmak güzel bir şeydi. Mesela tasadüf, ben bir gün bundan 20 yıl evveli, daha yeni internet çıkmıştı. Bir film sahnesi çıktı. Film sahnesinde adam birisi beyazdı. Bu rap müzik var hani rap. Rap zaten zencilerin isyan mahallelerdi. Beyazların yaptığı zulme karşı isyanlardı. Bu rap müzikten işte bir beyaz girdi ortaya. Aslında komedi bir filmdi. Beyaz girdi, kazandı. Birincilik aldı. Şapkası var çekti böyle başına şeyin kapçonun şapkasını kokolet şeklinde buna kokolet diyorlar. Bunu baktım atlar camdan yazıyor. Ne şimdi atlar camdan yazıyor? Taktığı şapka araştır internette. Elde internet olsa cep telefonunda. Dünyanın imkanı var içinde. Tamam bu nerede bu kokolet. Tamam kokolet nerede? Bu bir şapka takılırı 1800'lerde. Kim bunu takıp araştır? KKK. Tamam KKK kimdi? Ku Klux Klan. O kimdi? 1865'te Amerika'da kurulan zencileri öldüren bir örgüttü. Tamam hala devam ediyor. Bak araştırıyorum durmadan. Hala devam ediyor. Ha, in de var. Geçenlerde araştırmaya göre Amerika'nın eski başkanı Trump bunlar hala destekleri. Amerika'nın hususatan en çok fazla bunlar Amerika'nın güneyinde yaşayan insanlardılar. Ki o zamanlar Abraham Lincoln şeyden de özgürlük veren de zencilere şimalda Cenub'da çok ziraat olduğu için ihtiyacı var çalışanlara. Bunlar zencilerin özgürlüğüne, serbestliğine karşıydılar. Bunlar köle kalmasını isterler. Zaten İbrahim Lincoln de onun yüzünden öldürüldü. Yani en basit misal. Buradan bir şapka, bir film sahnesinden gördüğüm bir şeyden bunca bilgi edindim. İyi bir şeydi. Yani okumak iyi bir şeydi. Bugün hatta ben özüm bile çok okumuram. Çünkü eskiden mesela bundan 30-40 yıl evvel ben daha fazla belki de 45 yıl evvel ben ilkokuldaydım. Birincini bitirdim. İkinciye geçende Mecelleti Mizmar vardı. Yaşıtlarım benden büyük de bilirler. O zamanlar hakikaten çok mühim bir şeydi. Yani kültürümün esasını ona dayalıyım. Ona vuracağım ben. İnanırım ona. Bunu okumaktan çok faydalandım. Yani Mecelleti Mizmar. Okumak iyiydi. Çünkü Bin bir gece masalını bilsiz. Elif Leyla ve Leyla hapus bilsiz özün. Elif Leyla ve Leyla filmi de var. Çıkır zaman zaman. Ya da dizilerde bazı romanlar da film ediler, dizi ediler. Bunun kitabı da var. Bana kalırsa bunu kitabı okumağı daha güzeldi. Filme bakmaktan. Çünkü bin bir gecede bir hikaye okusan bir adam işte geldi bir dağın tepesinde bir saray var. İşte sarayın üzerinde bir at var. Kanatı rengarenkti. Her kanatta bir rengi var. Oraya bir kız geldi. Bunu aldı mı indirdi. Sen bunu okusan beynin nedir? Bunu tahayyül edir. Sen buradan olur beynin çalışır. Bunu yani tahayyül etsen. Imagination. Yapsan bunu beynine yaratsan sen bunu beyin çalışır. Ama bunu filmde izleyen de beyin çalışmıyor mu? Hepsini gözün görsen.
Yani bugün bilgi edinmenin bence en basit yolu, ki makbule geçmiyor ama en kötü durumdan daha iyiydi. Bu pasiflikten daha iyiydi. İnternet var altında. Ot araştır. Bu nerede, o nerede, bu nerede. Ya bizim insanımız hakikaten çok tuhafta. Oturur Facebook'ta. Benim canım sıkılır. Mene kardeş, senin canım sıkılır, canım sıkılır. Mene. Ya da oturup sen burada sıcaklık 50 derece yanırız. Arkadaşın birisi gelip de Azerbaycan'a veya Türkiye'ye tasarruf yağış yağarı paylaşır. Hava burada çok güzel. 28 derece yağış var. Yani çatlağım. Ben burada ilgilenirim, siz oraya yanırsınız. Onun gibi bir şeyler var. Sorum, sen özel, ben gittim Türkiye'ye bir ay kaldım. Bir şey paylaşmadım orada. İnsanlarla hiç kalmam hayatımdan. Ben gelirim orada, burada gezerim, dolaşırım. İnsanları hiç kıskandırırım esasen. Bazıları baksın oturup da, ben valla bir eve doğru Facebook sayfa arkadaşımdı. Günde iki vakitinde yemek yeri bilirim yani. Bunu yedim, buyurun. 1500 arkadaş yok Facebook'ta, buyurun yapar bulamaz ama yemek yedik bakın. Ne diyeceksin yani sen orada? Yani bu bilgi edin bak, her zaman çok mühim bir şeydi. Ben bunu her vakit altını çizirem. Hayatta bilginin sonu yoktu, okumanın sonu yoktu. Her zaman elimizden geldiği kadar bilgi sahibi olak, okuyak. Ben özüm birbirimizi iyi tanırız. Baştan dediğim gibi. Ben hikaye yazarıyım. Üç kitap yazmışım bugüne kadar. Dördüncünü de hazırlamışım. Kısmet olursa TV'yle konuşacağım Mehmet Efendi'yle. Güzün inşallah dördüncü kitap basacağım. Gene hikayeydi. Ben hakikaten üzülürüm yani. Gerçekten çok üzülürüm. Kitabı versen birisine okudu. Ya valla. Ben hatta ön sözle de yazdım bunu. Arkadaş yazdım, kitabı atıp rafa koyacaksan, okumayacaksan alma daha iyi, bırak yerinde kalsın. Belki ileride bir okuyan nesil gelir, bundan yararlanır. Girişini yazmışım. Onu bile okumayabilir. En az onu oku. Kitabı koy yerine yapar mı? Yani bir de neye çok üzülürüm? Yani biz hakikaten Türkmenlerde okumak oranı çok azdı bizde. Okuyanlarımız azdı. Ha, yazarımız çoktu. Maşallah Horyat'ımız var. Ben eleştirmiyorum Horyat'ı ama ben göre Horyat Türkmen Edebiyatı'nın en pasif dalıdır. Çünkü her Türkmen en azından 3 Horyat ezberleyipti. Özünü zorlanmıştı da 2 Horyat yazıptı. Yoktu. Hapız biziz. Horyat buna dalmışık. En pasif dala odaklanmışık. Birçok önemli dallarda var. Çünkü bu milletin yani bir sen yazmak nerede? Yazmak bana göre başkasının ifade etmediği bir şeyi sen ifade etsen sanki yarasına dil parmağı bassan. Mesela bazıları oturup da bir şey var. Bir şiirden heyecanlandırın. İçinde bir şey var. Çok kültür düzeyi yoktu. Seviyesi ben demiyorum cahil. Kültür seviyedi. Aşama aşamadı. %10, %20, %30, %40 ki %100 kimsenin yoktu. Hatıram. İşte birisi içinden geçtiği bir şey ifade edebilir. Baksan birisi bir Horyat'tan bunu hatırı coşturur olsun. Tamam sen de ben yazılarımı sizi sıkıntılarınızı dile getirmeye çalışırım. Sizi dertlerinizi ifade etmeye çalışırım. Hiçbir zaman ben hiçbir yazımda ben bele özme istinaden bir şey yazmamışım. İnsanlara bakarak, bu nasıl üzülerek yazmışım. Ama ne yazık ki bunu diyeceğim. Az okuruz. Bana kalırsa Türkmen milleti yazıktı bu duruma düşüktü. Bunu demek çok mühim bir şeydi. Demezse Abdülkadir Hacıoğlu sürekli eleştirir. Eleştiririm çünkü bir boşluk var. Bunu doldurmak lazım. Bir pasif şey var bu toplumda. Bunu doğrulamak lazım. Buna bir son vermek lazım. Yani baksan belki de Türkmenlerin %20'si okursa atram. Ki çok büyük bir rakamdı. Bu %20'nin muhtemelen büyük ihtimalle %15'i Arapça kültürü var. Arapça okuru. Geriye kalan da belki de %3'ü Kürtçe kültürü var. Kürtçe okuru. Geriye kalan %2 kalırı Türkçe kültürü var okuru. O %2'den de ihtimal %1 tam anlayıp okuru. Bir de halal olsun demir yani. Aferin güzel bir şey yaptı demir. Bilgi daha önce aynı belirttiğim kimin. Çok ihtiyacımız var. Her zaman. Okumak. Özü savunmak için kardeşim. Savunma ihtiyacı var. Özü savunursan bir yerde bir duruma düşsen birisi seni örfü ve geleneği ve kültürü ve dini ve milliyeti ve vatanı ve toprağı ve mensubiyeti ve aşireti ve neyi ve birisi dokunmak ısırsa bilgi varsa bir düz cevabını verebilsen onu yerinde durdurabilsen. Onun için her zaman el-Uzide mesela biz tez yapılır zamanında ustadla birerler, benim büyükler.
Bir tez yapmak için adama gider kütüphanede saatlerce, günlerce aktarırlar. Oradan bu kaynak, bu kaynak, bu kaynak çıkar, 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 bir tez hazırla. Bir ay zaman alırdı. İnternette bir internet var burada cep telefonunda. Ya bir seneden daha az bir süre sene isterdi o bilgini verir. Hemen eli ve altına sunur özdün. Niçin bu imkandan yararlanmasan, beynini zenginleştirsen biraz. Bu seminerin amacı işte, ben buna inanırım. İnsanoğlu belli bir yaşa kadar, mesela 20-25 arasında özünü bulur, ne olduğunu. Ondan sonra 30'larından ta 60-65'e kadar o alanda verimli olur. Ondan sonra bir kenara çekilir, gençlere fikir verir. Yani biz, ben şahsen yani verimli olduğum bir çağa ulaştığımı inanırım, bir yaşa ulaştığımı inanırım. Onun için içimdeki bilgileri paylaşmak istedim. İnsanları okumaya, bilgi edinmeye teşvik etmek istedim. Amacım burada buydu. Ha, konu biraz saptı Horet üzerine de. Ben Horet'e karşı bir tepkim yoktu ama yazanlara karşı tepkim olabilir. Bunu izah etmeye çalıştım. Eski Horetler bambaşka, bugünküler bambaşka. Bir de Horet meselesi Türkmenler için çok hassas bir meseleymiş. Bunu anladım. Kırmızı çizgiydi. Tabii bugün Tenzil Yevim'de Sayın Abdülkadir Hazzoğlu bir seminer yaptı. Bilginin sonu yok. Hakikaten faydalıydı. Özü güzel şeylere değindi. Sorular oldu. Güzel sorular da sorundu. Çok dallara cettik. Mesela eğitim konusu oldu içinde. Bir tartışma oldu. Bu konular bence çok faydası var. En azından mesela insanlarımız bazı şeyleri acar bilmirse alışar. Ve yoksa da kitap konusu. Çünkü Türkmen içinde kitap okumak çok azdı. Sebebi de Cörçülü, kurumlar, müesseseler, edebiyatçılar birliği. Bunları mesela bir düzenlecesi, bir teşvik etsinler. Mesela gençler, meşreplerimizin mesuliyetidir. Meşrepler mesela kitap okumağı. Mesela ben özüm Türkmen okulunda bir 10 ile yakın ders verdim. Yani böyle maktabımız yok idi. Yani kütüphane görmedim mesela öğrencilere kitap verilsin. Böyle devamımız azdı. Devamımız çok olsaydı böyle bizim burada eğitim sisteminin yanlışlığı nerede? Az devam etsen birçok program okusan. Aslında o cara çok devam edersen az program okuyorsan. Bizim inşallah bir gelecekte de bir böyle seminer şey üzerine yaparız, eğitim üzerine. Çünkü bugün eğitimimize çok ihtiyacımız var. Eğitimimiz çok yerde kalıp. Sağ olun, var olun.